Şimdi bu soru sadece beni ilgilendirmiyor. Bu soru bir kadın doğumcu, özellikle hormonlarla ilgilenen bir kadın doğum uzmanımızın da yardımlarını gerektiriyor. Ancak ben şunu söyleyeyim, östrojen miktarının doğum esnasında muhteşem bir denge oluşturması. Bir kere unutmamak lazım ki insanlığın ilk meydana gelişinden günümüze kadar doğumlar, o zamanlar sezaryen yoktu, cerrahi yoktu, normal doğumlar. Doğum esnasında tabiat, biyoloji, kişinin altyapısıyla paralel olmak kaydıyla eklemlerini gevşetiyor. Yani eklemleri stabil durumda koruyan bağlarda hormonal dengedeki farklılıklar nedeniyle, östrojenin aktivitesi nedeniyle bir lastik, yani elastisitesinin arttığını gözlemliyoruz, biliyoruz ki normal doğum, pelvis genişleyerek normal doğum olabiliyor. Şimdi hamilelik döneminde kas, bağ ve tendonların, kirişlerin gevşeklik konumu normal bir kadının ki gibi değil. Özellikle normal, yani hamile kalmamış bir kadının her ay görmüş olduğu menstruasyon esnasında spor yaralanmaları, meydana gelme risk yüzdesi diğerlerine göre çok daha fazla. Çünkü eklemlerin gevşekliği, bağların gevşekliği, kapsülün gevşekliği, tendonlardaki birazcık fleksibilite, bağın stabilitesinin korunmasında sorun oluşturabilir. Bu nedenle östrojen başta olmak üzere, östrojen hormonu başta olmak üzere dengesindeki değişiklikler eklem bağlarındaki gevşekliği haliyle spor yaralanmalarında veyahut da eklem ya spor yapmadan da eklemler de sorun olabilir. Yani yaralanan ve travmatize olabilir. Bir neden olarak karşımıza çıkabiliyor. Kendimizi bu konuda hep koruyacağız. Ancak kaslarımızı güçlendirmek, fizyoterapi yapmak, fizyoterapi ile birlikte derin duyumuzu geliştirmek, eklemlerimizin mutlaka stabilitesini, dengesini koruyacaktır.